Evde nasıl bir cehennem vardı ki? Bütün bunları hiç düşünemeden kaçtı. Yani bu adam sana bir cehennem hayatı mı yaşatıyordu? Evet. Tamam işte anlat Ne onu. yapıyordu? Söyle kızım işte. Ve sana Bilmiyoruz biz. nerede Annen cehennem de azabı bilmiyor. Dövüyor yaşatıyordu? muydu? Evet, Her dövüyordu anne. akşam işkence mi yapıyordu? Anan yanına gitmek istiyordun, götürüyordum. Şuraya gitmek istiyordun, götürüyordum. Çocuklarımı dövüyordu, aç mı bırakıyordu? Konuşacaksın hepsini Yasemin. Oraya doğru boş boşuna gidilmez. Sebebini anlat. Niye dövüyordu mesela? Yoksa bizden çıkarıyordu işim. Hırsını. Evet. Hayır. Evet yapıyordun. Sinirli geliyordun eve. Nerede sinirli geliyordum? Ya Niye sinirli? Kumar Yasemin, falan bunu mı? kafana sokmuşsun. Kavgalarımız Hep oluyordu diyor ama. Suçluya benim biri oldum. Yasemin, kumar falan mı oynuyor? Yani neyin öfkesiyle geliyor? Bilmiyorum işte. Bizden çıkarıyor işte. Ya ne? Hiçbir şeyim yok. Yoktur. Sen ya ne onun yanında dört dörtlük bu şimdi. Ben onu bunu bilmem. Onun yanında dört dörtlük bu. Dediğin gibi kahvesi yok, sigarası yok. Evinden işine, işinden evine. Tamam evde olabilir belki bir şeyler ama. Oraya doğru gitmenin ne şey var ya? Değil mi? Yasemin kendisini böyle ifade edemez mi? Öyle bir Maalesef, maalesef sıkıntısı var. evet. Ama işte yani çocuklarımızı da illa evlendirelim diye yola çıkmamak lazım. Ama kendileri istiyor Yani Müge Hanım. tamam ama herkes de evliliğe hazır değil ya da Aynen. evlendirdiniz. Üç tane çocuk yaptırmayacaksınız. Bak siz akıllı bir Değil mi? kadınsınız. Şimdi o Aynen. zaman şimdi Yasemin'in de üç tane çocuk yapacak durumu yok benim Aynen. buradan gördüğüm. Aynen. Kusura bakmayın. Evet. Değil mi? Yanılıyor muyum? Aynen doğru. Şimdi ben Yasemin'e ne diyeyim? Şimdi Yani... Yasemin'i kaçırdığına göre Sait'i konuşalım. Çocuğum sen kaç yaşındaydın? 25 miydin? 25. Tamam. Yasemin kaç yaşında? 38. He? 38. 38. Arada 13 yaşa mı sorayım? 1,5, 4, 8 yaşında 3 tane çocuğu var bu kadının. Kadın evli. Kocası var burada, annesi var, kardeşleri var. E sen ne aldın ya bunu evden? Bavulu sırtlanıp. Bana anlatıya da dinliyordum ben. Utanmıyor Anlatayım da oraya geldi de diyorum. çoluğundan çocuğundan eti biriniz almaya. Bana anlatıya da var. Tamam o anlattı. Burada söylediğin hepsini yani tek tek biliyorum. Sen piyonsun biliyor musun? Anlattı. Sen resmen piyonsun. Ne piyonu ya? Piyonsun. Ne piyonla ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Sen arkanda başka biriler de daha var. Ne kim var hadi? Söyle. Biliyorsan ben de bilirim. Var Söyle. Var. Var. Kim var? Çıkacak onlar da. Bunu yalnız kendi Kim var? Kim yok? Teyzesine beraber kandırdılar bunu. Var mı öyle bir şey? Ha, çok insan gördüm. Belli oluyor. Hangi cesaretle, hangi şeyle? Terbiyesiz de değil. Evet Sait, yani aynı soruyu aslında sana da sormam gerekiyor. Yani sen de gidiyorsunuz bir tane bir kadın alıyorsun evden. Kaç kere görüştünüz? Bayağı 20 Nisan'dan beri konuşuyoruz. 20 Ne? seneden beri mi? 20 Nisan'dan beri konuşuyoruz. 20 Nisan'dan beri. Ha. Siz 20 Nisan deyince ben de bazen var ya kendimden şüphe ediyorum. 20 Nisan tarih kaç ki acaba diyorum tamam mı? Şimdi diyorum ki 19 Mayıs'ı kutladık falan. Şimdi zaten 23 Mayıs. 20 Nisan, 23 Mayıs bir ay. Bu kadın zaten yoktu 16-17 gündür. Evet. 13 gün konuştunuz yani. Evet. Tamam 13 gün konuştunuz. Sen de bir ne bileyim bir yanına gelmeden, bir elini tutmadan, bir kokusunu duymadan. Ya yanılıyor muyum bilmiyorum yani. Nasıl gidersin 3 çocuğuyla kadını Sen kaçırırsan? evine kadar çıkıyor, ta yukarıya kadar al eşyalarını indir koy Ben arabaya. sordum. Nasıl bir durumum var? Nasıl bir şey var dedi. Anlattı hepsini bana. Dayak görüyorum, şiddet var dedi. Tamam. Ne istiyorsun dedim. Sordum. Kaçmak mı istiyorsun? Yeğen mi istiyorsun? Ne istiyorsan ben yapıveririm hepsini dedim bak. Tamam. Ben eline gelse başka bir şey olursa olsun. Ha, Fatma'ymış, Ayşe'ymiş, Senin Fergin'in bir kendime şey. medenin yok. Allah Kim aşkına olursa sen olsun. konuşuyorsun Hepsine ya. eline gelse yardım etmek isterim. Seviyorsun şey. Tamam sen yardımcı olmak istedin. Ben yani Şimdi ama sadece sen amacım şimdi yardımcı polis olmak değilsin, zaten. sosyal hizmetler müdürü değilsin yani. Şimdi gittin o kadına yardımcı olmak istedin. Evet. Ama o kadına sadece yardımcı mı oldun? Yoksa evleneceğiz, evlenmeyeceğiz falan konuşuyorsun. Sevgili mi oldun? Hangisi? Ya evlenmek istiyorum dedi. He. Yani sen ne olursan daha mutlu olurum dedi. Ben Bir yuvayı hayır... yıkmaya utanmıyor musun sen? Tamam sen Bir de yuvayı tamam mı yıkmaya dedin? utanmıyor mu? Sen de Dur. tamam mı dedin? Dur. İstersen dedim boşanırsın evlenir dedim. Tamam Sait'cim ben de şunu anlamıyorum. Sana soruyorum bir insan olarak kadın ya da erkek. Hiç yan yana gelmediğin, elini tutmadı. Bilmiyorum bak gelmedik diyorsunuz 13 gün.
Gelmediniz, el ele tutuşmadınız, bir göz göze bakmadınız. Görüntülü konuşuyorlar. Ama görüntülü konuşmayla insan nasıl böyle bir karara verebilir? Mesela yan yana gelir, çok kötü kokuyordur ya. Bende burun problemi var ya, koku problemi var ya. O yüzden çok kötü kokuyordur mesela. Ne yapacaksın? Aldın bavulları, indirdin aşağıya, aldın üç çocuğu da gittiniz eve. Leş gibi kokuyor, sana öyle geliyor. Ne yapacaksın? İşte bir anda karar yaptık bir şey yani. Hayır, siz hiç bunları düşünmüyor musunuz? Yani ne bileyim, bunlara da farklı bir his mi verilmiş? Ne olmuş yani, telefondan görünce aşık oluyorsun yani? Yok, ne aşık be kardeşim. Yok be, senin aşk mı yürüyor, aşk mı oluyormuş? Sinan Efendi için kendini tatmin. Yanında bir kadın olsun. Bütün düşünce bu. Başka bir şey değil. Bunun da Allah aklını fikrini almış. Aynen, aynen. Üç tane çocuğunu bırakmış, kocasını bırakmış, nereye gittiğini bilmiyor. Sen 13 gün zarfında, ya insan bir kadın, üç çocuk sahibi bir ana. Yanında çocuk. Telefonla konuştuğu bir kişinin bir pastanedeki davetine dahi gitmeye cesaret etmez. Bu adam neyin nesidir? Niçin beni davet ediyor? Ne yapacak? Oradan başıma bir iş mi gelecek? Bana ikram ettiği çayın içerisine bir şey mi koyacak? Benim başıma bela mı getirecek? Ya merhamet edin. 15 senedir bunları anlatıyoruz size. 15 aynen. Senedir ya. Bizim dilimizde tüy bitti. Sizde de hala kulağınızda küpe olacak bir durum yok. Allah ıslah etsin. Başka bir şey diyemiyorum yani. Allah ıslah etsin. Amin rahmet. Hadi çok güzel konuşuyorum valla. Konuş bizim yerimiz. Konuş bizim yerimiz. Ben burada fazla şeye girmesin diye konuşamıyorum fazla da. Çok şeyim var diyecek de. Hayır, ben ona de çok isyanım var zaten de işte. Hayır, bu kadar korkusuzluk da beni korkutuyor. Yasemin'ciğim. Ya bu kadar korkusuz olman çok korkutucu bir şey, biliyor musun? Evet, nasıl düşünemedin ya sen? Ya sen böyle böcekten bilmem ne de falan falan korkar mısın öyle şeylerden? Yok. Yalnız kal. Öyle şeylerden var mı öyle korkuları? Yok. He? Onlardan da korkmuyor. Yok, onlardan korkmaz. Hiçbir şeyden korkmuyor. Yok. Anca hayatı boyunca beni suçluyor. Bir tek senden korkuyor anladığım kadarıyla. İyi ki de korkuyorsun. Ya, evet. Ya yani benden iyi, korkmuş olsa zaten o işi gitmezdi. Yapmaz, gitmez. Benden korkmuş olsaydı gitmezdi. Yani ben her ikisinin de açıkçası yani çok ciddiye alıp kızmanız taraftarı da değilim. Peki sen korkmadın mı Sait? Yani sonuçta utanmadınız mı geçtim de korkmadın mı gidiyorsun birinin evine. Ben sizi bulmadan da söyledim. Gidiyorsun koca bavulları sırtlanıp indiriyorsun. Ama bu adamın kocası gelse, bir abisi gelse, bir kayını gelse, komşusu gelse ne diyeceksin? Ben de aynısı söyledim. He. Benim kurtlar baş bir şey istemiyorum dedi. E sen al bavulunu in deseydin bari çocuğum. Sen şimdi daha çünkü kaçırırsın senin çağrı. Ben de sana bak akıl vermek için söylüyorum. İnsan gidip de evli kadının evinden bavulları indirir mi ya? Yaptık işte bir hata, geçti demeyelim. Yani bir yanlış hata yaptık. Korkmadın mı? Ya korku var. Anladın mı? Dedim ya hocan gelse, annen gelse ya da dedim ablan gelse, ablanla kardeşim mümkün varsa dedim. Yani beni gelirim lan dedim. Geldi mi? O zaman o kalbim bitti, gelmeyecek diyor oraya. Ya ben ölürsen dedim, senin olacağın belli değil dedim. Sen de ölürsün dedim büyük ihtimalle dedim. Yani anlattım ama yani beni öldürürler başka diye bile düşündün ama gittin. Ben ölmek korkan bir insan değilim. Ölüm Allah'ın emridir. Ne diyor anlamadım. Ölmek korkan bir insan değilim. Nasıl korkmuyorsun ya sen ölümden? Asla ölümden korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorsun. Ölümden de korkmuyor. Kork yani. Şimdi senin yaptığın ne oluyor? Terbiyesizlik oluyor. Ama bak demişsin işte beni öldürürler demişsin birisi yakalarsa demişsin. Dedim. Demek ki düşünüyorsun. Dedim öyle Yasemin. Öyle bir şey söyledim sana. Hayır. Diyet konuşsana, zaman söylediğini söylesene. Demedin öyle bir şeyde niye dedin, geldi ağzını desene sen de. Yani nasıl kendini savunuyor? Sen de savun. Ha, aha böyle derler. Bak seni kakı yerleri görüyor. Kendini nasıl şeye çıkarıyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patlığını öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.